Abi, bu zamana kadar dişlerini sıktılar ve bir ay sonrasında sınava girecekler. Sen üşendin, yatağından kalkmadın, o masanın başına oturmadın. Onlar bunları yaptı ve bir ay sonrasında onlar hayatının belki de en eğlenceli zamanlarını yaşayacaklar. Bu sınavdan kurtulacaklar ama sen bu fedakarlığı yapmadın. Sen yattın, tembellik yaptın, çalışmadın. Çalışman gereken bir ders vardı, onu bile yapmadın. Ve bir ay sonrasında onlar özgür olacaklar ve senin ne olacağın belli değil. Herkese selam, ben Mertcan, kanalıma hoş geldiniz. Aramıza yine uzun zamanlar girdi ama her şeye rağmen buradayım. Baktım ki YKS'ye 4 ay kalmış. Aslında 4 ay kalması benim sınav senemi düşündüğümde benim için çok güzel bir şeydi. Sınav yaklaştıkça üzülmeyi bırak, seviniyordum hatta. YKS'ye 4 ay kalmışken şu son 4 ayı nasıl en verimli bir şekilde kullanabilirsiniz? 4 ayda bir şeyler halledilebilir mi? Sen geçen sene bu aylarda ortalama konularda neredeydin? Konuların bitmiş miydi? Ne durumdaydın? Neler yapıyordun? Anlat diyorsunuz. Çok da haklısınız. O zaman hemen videoya geçelim. Arkadaşlar, bugün sizlere somut örneklerle geleceğim. Ben sınav senemde hangi konum ne zaman bitmiş, ben o konuyu hangi tarihlerde çalışmışım, hepsini tarihlendiriyordum. Şubat ayı bence tam dönüm noktası, yani kırılma noktası gibi bir şey. Eğer Şubat ayından sonra çalışmaya devam edersen başarırsın. Şubat ayında bırakırsan kaybeden sen olursun. Şubat ayı gelmişken, hatta bitiyorken, yani Şubat ayı da bitiyor, Mart geliyor. Olabildiğince hızlanmanız gerekiyor. Denemeleri arttırmanız gerekiyor ve Mart, Nisan, Mayıs ayları geldiğinde yavaş yavaş konularınız bitmeli. Siz daha çok denemelere yönelmelisiniz. Ben bu aylarda ne yapıyordum? Ben ne haldeydim? Bunu çok merak ediyorsunuz. Ben size buradan söyleyeceğim. Şimdi edebiyatla başlayalım. Konu olarak tam neredeydim bilmiyorum, açıkça söyleyeyim. Ama benim edebiyatım buradan da görüldüğü üzere gözüküyor mu? 15 Mart 2020 tarihinde bitmiş. Yani neredeyimdir? Yani şu kadarcık bir yer kalmıştır. Onları ya da şu kadarcık olsun hadi. Yani şu kadarcık yeri belki de bitirdikten sonra. Yani nitekim ben 15 Mart'ta edebiyatı bitirmişim. Edebiyat bu şekildeydi. Bu programı edebiyata nasıl çalışmalısınız videosunda göstermiştim. Onu da biliyorsunuz zaten. Ya şuradan ya şuradan gidebilirsiniz, ikisinden bir yerden. Şimdi tarihe gelelim. Tarihte bir sürü konu olduğu için tarih bende çok geç bitti. Bir de sindire sindire, yaza yaza ilerliyordum. Hepsini anlamak için. Tarih 14 Nisan 2020 tarihinde bitmiş. Bakın, edebiyat 15 Mart'ta, bir ay sonrasında da neredeyse tarih bitmiş. Tarih mesela edebiyattan daha geç bitti. O yüzden tarihte biraz hızlı olmalısınız. Çok oyalanmadan ilerlerseniz tarihi de ortalama Mart-Nisan aylarında bitirirseniz iyi olur. Coğrafyaya geçelim. Ya coğrafyada TYT ve AYT olarak ikiye ayrılıyordu. Tarihte ayırmıyordum çünkü Ramazan Yetkin'in AYT videoları hem TYT için hem AYT için yeterliydi. Ama TYT öyle değil. TYT'nin konuları başka coğrafyada, AYT'nin konuları başka. Hatırladığım kadarıyla Mart'ın sonu Nisan'ın başı gibi olabilir ya da ortası da olabilir. O zamanlarda bitmiş. Çünkü o zamanlarda ben TYT coğrafyayı bitirip direkt AYT'ye geçmiştim. Nisan gibi TYT coğrafyayı bitirip AYT coğrafyaya geçmiştim. Eminim buna. Bu programları da zaten videolarda göstermiştim. O videoları da şuradan gidebilirsiniz. Ya da kanalımı ziyaret edebilirsiniz. O videolara da ulaşabilirsiniz. Türkçe. Ya Türkçe ne zaman bitti? Az konu var. Hani çok öyle yoran bir program yoktu Türkçe'de. Türkçeyi ne zaman bitirdiğimi unuttum. Ama bir dakika. Arkasında bir deneme varmış bunun ve buraya 25 Mart yazmışım. O zamanlarda dil anlatım kısmı da, yani Türkçe kısmının dil anlatım kısmı da bitmişti. Felsefe grubunu da işte Nisan-Mayıs aylarında başlayıp zaten çok konu yok onda. Mayıs gibi bitirmiştim. Yani toplam bütün konularım Mayıs'ın sonu gibi bitmişti hepsi. Bu aylarda olabildiğince deneme çözmeye çalışıyordum. Yani ben konuları anlamış mıyım? Ben bu konuyu çalıştım ama yeterli olmuş mu? Deneme çözdüğümde yapabiliyor muyum? Bunları görebilmek için sürekli deneme çözerseniz bu sizin için iyi olacaktır dönemlerde. Yavaş yavaş konularımın sonlarına doğru gelmiştim. Edebiyat bitmek üzereydi, tarih bitmek üzereydi, coğrafya TYT olarak bitmek üzereydi.
Peki siz bu son 4 ayı nasıl en verimli şekilde kullanabilirsiniz? Artık hızlanmanız gerekiyor. Yani konu bitirme olarak hızlanmanız gerekiyor. Konuları eğer ağır ağır alıp bu aylarda iyice uzatırsanız konuların bitmesi de Mayıs'a sarkacak ve sizin sadece deneme olarak gitmeniz gereken zamanlarda siz oturup konu çalışmak zorunda kalacaksınız. Buna izin vermemek için bu aylarda olabildiğince hızlı ama sindirerek giderseniz sizin için verimli olur. Bol bol tekrar yapmanız gerekiyor. Özellikle beni takip eden çoğu kişi sözelci olduğu için bizim konularımız biraz da ezbere dayalı. Birkaç ay sonrasında hatırlamayabilirsin. Çok normaldir. Beyin onu silmiştir hafızadan. Bu yüzden sürekli tekrar edersen beyninde daha kalıcı olur. Daha çok sağlamlaştırırsın bilgilerini. O yüzden tekrar yapmaya da zaman ayırın. Kesinlikle zaman ayırın. Tekrarları kesinlikle atlamayın. Ve onun üzerine test çözersiniz. Deneme çözersiniz. Bu şekilde pekiştirmiş olursunuz. En iyi, en verimli şekilde bu şekilde kullanabilirsiniz bu zamanı. Konularınızı olabildiğince erken bitirmek, denemeye kalacak zaman açısından ve tekrarlara kalacak zaman açısından çok önemli. Şu an aranızda belki de benim söylediğim seviyelerde olmayanlar olabilir. Çok gerilerde, konu olarak gerilerde olanlar olabilir. Onlar için de önerebilirim. Yine onlar için de çok hızlı ama aynı zamanda verimli. Onlar da ne yapsın? Her konu sonrası tekrar yapsın. Haftada bir tekrarları öneriyordum. Onlar da her konu sonrası tekrar yaparlarsa sağlamlaştıra gitmiş olurlar. Onlar da bu şekilde zaman kazanmış olur. Ya 4 ay kaldı. Şu son 4 ayda yaptın. Son 4 ayda yapacakların o kadar önemli ki. 4 ay asla çok kısa bir süre değil. Çok uzun bir süre de değil. Yetiştirememe durumu asla olmaz bu sürede. Yani şu an sıfırdan biri otursa başlasa işte edebiyatın en baş konusundan ki öyle olacağını da düşünmüyorum. Yani siz bu zamana kadar illaki bir şeyler çalışmışsınızdır. Bir temeliniz vardır yani. Bir şeyler çalışmıştır yani. Gelebileceği konular belki bitiremez, belki bitirir. Hiç belli olmaz. Ama ben çok büyük eksiklerle sınava girebileceğinizi düşünmüyorum. Şu anda çalışmaya başlarsanız. 4 ay kaldı. 4 ayda hayal edemediğin derecelere gelebilirsin. Sonrasında baktığında arkana ben bunu nasıl başardım dersin. Kendin bile şaşırırsın ama şaşırmana gerek yok. Çünkü bu olabilecek bir şey. Bu son 4 ayda oturup başından çalışsan bile bana sorarsan yetiştirirsin. Otur çalış çabala. Hani olmasa bile ben elimden geleni yaptım dersin yani. Yarın öbür gün arkana baktığında ben elimden geleni yaptım. Benim elimden gelen de buydu. Olmadı ya da oldu. Ya da tam istediğin gibi olmadı. Ama ben elimden geleni yaptım. Bana düşen kısmı yaptım. Biliyorsunuz ki ben iki yere girdim sınava. Ve birinci girişimde yani 2019'da Mayıs ayı geldiğinde gerçekten o kadar çalışmamıştım ki. O kadar hiçbir şey bilmiyordum ki. Mayıs ayına bu kadar kolay gelebileceğimizi, bu kadar hızlı gelebileceğimizi tahmin bile etmemiştim. Ben gözümü kapadım, açtım, birden Mayıs oldu. Mayıs ayları geldiğinde, Haziran ayı geldiğinde etrafıma baktığımda artık arkadaşlarım çoğu konuları bitirmişti ya da bütün konuları bitmek üzereydi. Dedim ki abi bu zamana kadar dişlerini sıktılar ve bir ay sonrasında sınava girecekler. Sen üşendin, yatağından kalkmadın, o masanın başına oturmadın. Onlar bunları yaptı. Bir ay sonrasında onlar hayatının belki de en eğlenceli zamanlarını yaşayacaklar. Bu sınavdan kurtulacaklar. Ama sen bu fedakarlığı yapmadın. Sen yattın, tembellik yaptın, çalışmadın. Çalışman gereken bir ders vardı. Onu bile yapmadın. Ve bir ay sonrasında onlar özgür olacaklar ve senin ne olacağın belli değil. Kendime bunları söylüyordum gerçekten. Bir sonraki sene bunun olmasını istemedim. Yani sınav yaklaştıkça ben sevinmek istedim, üzülmek istemedim. Sınav gelsin, ben çalışayım, elimden geleni yapayım. Elimden geleni yaptıktan sonra da ben artık kurtulayım. İkinci sene gerçekten Mayıs ayı geldiğinde yüzümde güller açıyordu. Bir yıl sonrasında aydınlığa çevirdim ve bunu çalışarak yaptım. Yani yapmanız gereken çok basit. Kalkıp çalışmak. Zaten çoğunuzun evinde YouTube'a erişebilecek bir cihaz vardır. YouTube'da o kadar tonla video var ki aç videoyu. Şu son 4 ayda o kadar rahat yapabilirsin ki her şeyi. Yani zor bir şey yok. Bazı rehberlikçilerin söylediği bir söz var. Ben buna aslında hiç katılmıyorum. Hatta yanlış olduğunu düşünüyorum. İşte 9 ay karanlıkta, ömür boyu aydınlıkta. Sınav dönemini niye karanlık olarak niteliyorlar onu da anlamıyorum. Bence çok yanlış bir şey bu arada. Karanlıkta derken benim penceremden güneş geliyor işte. Burada da masam var, burada da bilgisayarım var. Defterlerim var, kitaplarım var. Açarım, çalışırım. Ya bir kalemimiz, bir kitabımız var. Yoktan da var edemiyoruz.
Düşünsenize yerin 20 kat dibinde çalışan maden işçisi bile sadece kafasındaki bir ışıktan yararlanarak çalışıyor adamlar. Yerin 20 kat dibinde. Asıl onlar karanlıkta. Senin neyin karanlıkta ya? Senin elinde kitap var, kalem var, aç çalış. Bilgisayarın var ya da tabletin var, telefonun var, her neyse. Niye yapmıyorsun bunu? Senin pencerenden gelen bir güneş ışığı var. Sabahları o kadar da erken kalkmana gerek yok. 8-9 gibi kalkarsın, başlarsın, gününü en verimli bir şekilde kullanıp şu son 4 ayda hayal edemeyeceğin boyutlarda güzellikler çıkartırsın ortaya. Haziran ayı geldiğinde, Temmuz ayı geldiğinde, sınavdan çıktığında başardım dersin. İnandım ve başardım. Bu kadar basit. Videonun sonuna doğru biraz size motivasyon vermek istedim. Çünkü bu zamanlarda neredeyse sınava girecek insanların %30'u falan şu an çalışmayı bırakıyor. Eğer şu an çalışmayı bırakmazsanız kazanan siz olacaksınız. Emin olun buna. Her zaman kendinizi dik tutun. Emin olun şu son 4 ayda çok şey değişir. Emin olun şu son 4 ayda o kadar şeyler değişir ki siz bile hayal edemezsiniz. İle videolar çekip sizi biraz sarsıp kendinize getirmeyi düşünüyorum yani. Bana abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çekmemi istediğiniz başka videolar varsa da aşağı yazabilirsiniz. Yorumlarınız benim için önemli, like'larınız da önemli. Buraya da bir yere Instagram'ımı bırakırım. Diğer videolarda görüşmek üzere, bye bye.